Beşiktaş Kuruçeşme'de 6 ay önce restorasyonuna başlanan yol yalısının duvarı çöktü. Olayda sahil yolundaki araçlar ve yayalar büyük tehlike atlattı. Toz bulutu dağıldıktan sonra enkaza giren işçi Dursun Bayar'ı kurtarmayı başardı ama onunla birlikte olan stajyer Mimar Atilla Aydın'dan bir iz yoktu. Hemen arama kurtarma çalışması başlatıldı. Genç stajyer enkazdan 1,5 saat sonra çıkarılabildi ama kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kuruçeşme sahilinde restorasyon yapılan tarihi bina büyük bir gürültüyle böyle çöktü. Enkaz altında kalan 22 yaşındaki stajyer Mimar Atilla Aydın 1,5 saatte kurtarılabildi ama kaldırıldığı hastanede fazla yaşamadı. Beşiktaş'taki Oygur Yalısı'nda 6 aydır restorasyon çalışması yapılıyordu. Yol yalısındaki tadilat sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevresine çelik set çekilmişti. Çalışmaların aralıklarla yürütüldüğü tarihi yalı dün büyük bir gürültüyle çöktü. Toz bulutu yüzünden sahil yolunda göz gözü görmez oldu. Yoldan geçen araçlar büyük tehlike atlattı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bu adam enkaz altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Enkazdan saçılan parçalardan korunabilmek için kaçmaya başladı. Toz bulutu dağıldıktan sonra yakındakiler hemen enkaza koşturdu. Enkaz altında kalan işçi Dursun Bayar'ı kısa sürede bulup çıkarmayı başardılar. Ama onunla birlikte olan stajyer Mimar Atilla Aydın'ı bulamayınca yardım istediler. Boğaz yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri Aydın'ı bulmak için seferber oldu. İnsanlar arıyorlar, ses var mı yok mu diye. Ekipler ses dinleme cihazıyla enkaz altından ses gelip gelmediğini kontrol etti. Canlı arama kurtarma köpeği Şilan da çalışmalara dahil oldu. İş makinesi yardımıyla çalışmalarını sürdüren ekipler yaklaşık 1,5 saat sonra stajyer Mimar Aydın'a ulaştı. Ağır yaralı olarak çıkarılan genç hemen hastaneye kaldırıldı. Ama kısa süre sonra hayatını kaybettiği haberi geldi. Atilla Aydın'ın ölümüyle sonuçlanan olayda ihmal olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliği de olayla ilgili adli sürecin başladığını duyurdu.